mixer şeyini kullanırsın 2-3 birkaç dakikalık falan. Ondan sonra zaten müzik falan koyacağım falan derken sonra şey yazın, sen zaten sonunda doğru da hani ne yaptın, nasıl, iyi. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir kutu tasarımı yapacağız. Daha önce arkadaşım biri istemişti ama bayağı geç kaldık yapmaya. Şöyle şu kutunun resmini, cismini falan ben çizdim. Hani uğraşmayayım diye. Hatta bunu yaparken bir de videonun biri de gitti. Hani mikrofonu takmayı unutmuşuz. Şimdi takmışız. Allah'tan takmışız yani. Bu sefer. Sonra. o kadar muhabbetten sonra ulan ne güldük, eğlendik. Neyse. İsterdik onları görmemizi aslında ama güzel olurdu ama. Cızıltı çıkıyor. Böyle arkamızda bir Ferrari pisti varmış gibi ses çıkıyor. Hani laptopun kendi şeyinde. Araya olmadı şöyle bir... Şu kartvizitlerde falan bir boy adını yazdığımız adam var. Bu önce de bazen yanımızdaydı da pek sesi çıkmıyordu. Bugün sesi çıksın istiyoruz. Mesafelerden dolayı genel olarak. Yani mesafeleri varmış arkadaşım. Ne mesafesi varsa. Bir saniye bölüyorum ama biraz önce mesafe dediğim de arkadaşlarım farklı yere çekmesin, aramızda bir soğukluk girmiş gibi. Mesafe olarak biz aynı önceden aynı sınıfta olduğumuz için, sonra okullar bittiği için ayrıldığımız için mesafelerden dolayı arkadaş kanalı o zaman açmıştı aslında. Ama sonradan işte okul bittiği için ben memlekete döndüğüm için ayrıldık bir süre. Ama şu an tekrar beraberiz. Aslında bir şey değişmedi. Ben, bu anlatım için kutluyoruz. Kesit koyarım ben. Koymadıysak artık kusura bakmayın. Hiç iyi çıkmamıştır yani. Böyle durum o kadar vakit ki o koyamamış da anlamamız lazım artık. Koymadığınız için oradan anlayabilirsiniz yani. Ulan falan diyoruz. Ben sana şerefsiz filan dedim diye böyle kızmıştın. Ahım mı tuttun, ne olduysa anasını satayım, unutmuşuz. Böyle kitlerden. Burayı kesmem kardeşim, kesmeyeceğim. Şerefsiz dedim hani. O kısmını koyacağım net, böyle şerefsiz dediğimin arkasına net koyarım, kesin koyacağım yani. Neyse babacığım, bunu çizdim ben, tamam mı? Şimdi şöyle bir sıkıntı var, kutu yaparken çok dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. O da şurada yeşil bir çizgi var. Bu yeşil çizgi Furki, kesim yaparken bunu dikkate alıyorlar. Şu ortasından filan, şuralardan da kesilebilir, buradan da kesilebilir, buranın dışından hani beyaz kısımdan da kesilebilir. Hani tam net her şey belli değil. Çünkü bunu nasıl yapıyorlar biliyor musun? Bu maket bıçakların uçları var ya. Aynı onun gibi bıçaklar var. O bıçakları böyle tahta bir zemin gibi bir şeye tutturuyorlar. Hani onu malzemelerin falan isimleri falan var da şimdi onları hatırlamıyorum. Bilmiyorum. O kadar şeyde öğrenmenize de gerek yok kardeşim. Hani yani o kadar saçma sapan şeyler var ki. Hani matbaacının işi bu. Matbaacı olmayacaksınız. Hani grafik tasarlayacaksanız sıkıntı yok. Neyse, o bıçaklarla yapıyorlar. Onları diziyorlar aynı bu bizim çizdiğimiz yeşil çizgi gibi. Aynı bunun şeklinde çiziyorlar. Hani özel kesime falan gönderdiğiniz işler de aynı bu şekilde gerçekleşiyor. Bunu böyle çizdikten sonra bunu maşallah denen bir makine var. Onunla işte o presliyor kağıtları baskı yaparken. Ona baskı değil de işte bıçak koyuyorlar. O bıçak bunu kesiyor böyle tıp tıp tıp. Hani 1000 tane şeyi hani 10 dakikada, 5 dakikada, 20 dakikada filan kesiyor, artık hızına göre onu ayarlıyorlardır. İşte bunun 4 kollusu var, 2 kollusu var maşallahın hani o maşa kısmının herhalde. Sadece kesici alan belirleme gibi bir şey oluyor. Yani ben buna diyorum ki matbaacıya bunu göndererek diyorum ki bu şekilde kesilecek. Hani bunun kesim yeri bu. Mesela şuraya da koymuş. Bu daha büyük bir şey olur çünkü bu kadar küçük olacağını sanmıyorum. Hani başka bir teknikle yaparlarsa belki orayı da kesebilir ama bu böyle olmayabilir. Tamam. Yani şuradan kesilecek, buralardan, şuralardan kesilecek. Şurada taşma payımız, yeşile kadar bizim desenimiz olmak zorunda. Hani ama yazılar aynı buradaki gibi şu kırmızı çizgilerde kırım yeri, hani büküldüğü, katlandığı yerler. Köşe hamdolu. Ha, köşeler kırmızı çizgiler. Bu yazılar hem köşelerden hem kesim yerlerinden uzak durmak zorunda. Hani kartvizitte vesaire şeylerde yaptığımız gibi bir 5 milim kadar, hani en az bir 5 milim kadar uzak durmak zorunda. Burada kaç milim yapmışız? Hemen bakalım. Şuradan
şuraya kadar kaç? İşte 2 2 3 2 2,5 milim kadar bir şey var. Payı var. Şimdi bunu böyle logomuzda yerleştirmiş olduk. Zaten hani bunları da çok da görmenize gerek yoktu zaten. Bunu çizeceğim diye falan uğraştım. Hani ki bunu çizmeyi de biliyorsunuz. Şuradan pen tool'dan işte tıklaya 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 öyle çizdim, bıraktım. Şunu da sileyim, kafa karıştırmasın. Şimdi bakalım ne yapacağız. Şimdi bunu buraya koyduk. Bizim bir parfümümüzün bir ismi olması lazım. Biz bir markayız. Ne olsun bizim parfümümüzün ismi? Furkan Çiçek olmasın. Her şeye Furkan Çiçek yazıp duruyoruz zaten. Çiçek parfümleri. Yok, o da parfüme giriyor. O da parfüm. O tarzı oldu. Daha iyisiniz. O da parfüm kıvamında ama şey hani normal parfüm. Olabilir. Değil mi? Daha esintisi mi koyalım? Daha esintisi. İsmi çok takılmamıza gerek yok da. Sonuçta onlar da kendilerini değiştirip gitip koyabilirler. Ya canı ne istiyorsa onu koysun. Ya. İsterse Doja Cabana koysun. İşte. Neydi? Şans var şeyin. Neydi o? Değişik bir marka vardı. Chanel'in, Chanel'in. Chanel'in Şans diye bir tane parfümü var kanka, efsane. Chanel'in de... O isimleri yanında daha çok mantıklı yani böyle isimler koyabilirsiniz daha iyisi. Şans. Güzel. Ama çok güzel parfüm kanka, tavsiye ederim. Ama birazcık şey... Hani... Ya ben şu an parfüm... biraz şey, evet. Evet. Ne senin şu anki parfümün? Nereden aldın? DP'den mi aldın? Aynen. Nereden aldın? Farks kullanıyorum. Kim? Farks. Evet, balta. Aynen. Şu şeyin de yok, kahveyle neydi? Şey kokusu yapmışlar ya işte otobana çıplak çıkarım diye şey yapıyor. Ha yok. Ne yok? Seninki normal Axe mı? Normal. Ne çikolatalı mı neydi? Black. Onun çikolatası Black. Çok güzeldi bak. Ben çok seviyordum. Sonradan... Yo, güzel Axe deodorantları da zaten genelde zaten her yerde bulunduğu için. Yani ulaşma. Yani Bim, ben Bim. Reklamı verdik şu an. Alttan alttan. Yani Bim'de bile... Oğlum parfüm yapıyoruz ne olacak? Daha esintisi. Sonaya şu... dahil olduğu için diyor. Aynen. Şöyle şunu da koyalım şuraya. Bu da kutunun diğer yüzü. Hani iki yüzlü bir insan. Yani şey, obje. İki yüzlü bir obje. Niye ben iki yüzlü gibi ağırlar? Yok öyle bir şey yapmadım. Yapmadım, yapmadım. Yapsam bilirdim. Ama şöyle bir şey var. Şurada mesela bunun üst kapağı. Bu tek yüzlü. Bunun tek yüzü var. Ama böyle ters durmak zorunda bu. Ki kutuyu düz koyduğunuz zaman bu okunabilsin. Yani ön yüzünden okunabilir olması lazım. O yüzden ters durumda durabilir. Şöyle. Şuraya ortalayalım. Hatta bunun üstüne de daha esintisi. Bu şeyler oluyor ya kanka. Dağ esintisini işte şuraya şey yazalım, yapalım. Hani dağ gibi. Her gibi. Öyle bir şey yapalım mı? Şöyle. Ha, ne minimalist abi. Canım şöyle. Güzel. Güzel. Ama sen indir ona bakalım. Şu şeylerinden kurtaralım. Şey olsun. İkonu olmuş olsun hani. Şöyle. Şöyle çok da aşağıda olmasın. Değil mi? Yani olur mu? Ne diyorsun? Olur olur. Ve dandik bir şey de yapabilirsiniz. Hani göz boyar. Ödev filansa bu göz boyar yani. Hani hocalarınız filan hoşuna gider. Aa bir şey yapmış filan. Hatta mesela bundan yaptınız. Çok basit. Hani dağ esintisi yerine işte kır çiçekleri filan yazsanız. Hani oraya da ne bileyim kır nasıl anlatılır lan? Kıra uygun bir ikon koy. Tamam mı? Yani iki tane A ikon genelde falan. Böyle basit, ha. Daha çok anlatılabilecek bir şeyler. Aynen. İşte bunu yaptığın zaman hoca der ki aa çocuk uğraşmış. Yapmış yani. Çocuk bu çocuk uğraşmış. Bu işi yapmak istiyor diyecek. Ona göre bir şeyler yaparsınız artık. Hani her şeyde şey yapmayalım yani. Aynen kutu tasarımını da bu şekilde yapabilirsiniz. Hani işte kırımını anlattık, şeyini anlattık. Zaten buraları yazacağız diye bir şey yok. Bunu direkt matbaaya gönderirken ölçülerini falan belirleyip mesela bu kaç santimmiş şu anda. Şöyle hızlıca ölçüsüne bakalım.
Burası enine 5 santim. 5 santim biraz küçük olur. Yüksekliği ne kadar? Yani bir parfüm şişesinin gireceği kadar olması lazım. Bu ince uzun bir parfüm şişesi olabilir. Buna ince uzun bir parfüm şişesi yapabiliriz. 11 santimmiş işte 9'a 4 gibi bir şişe olursa yani rahatça girip çıkabilir. Rahat olur hani kullanışlı olur. Birazcık yani da boyutları daha hemen ortalama yani, yani ama dört tarafı da eşit bir kutubu. Hani şu arayı daraltırsanız hani işte burası da 5 değil de 3 olursa şu arayı genişletirseniz işte 7 gibi filan. Orantısı. Ha biraz daha şey olur hani daha ince uzun hani böyle yatay şeylerin objelerin de girebileceği bir kutu olur. Bunu bu şekilde boyutlandırabilirsiniz. Bu şeyi çalışmayı da size vereceğim zaten. Hani lazım olursa filan ödevinizde filan kullanırsınız. Öyle değil mi? Tabii. Aynen. O zaman veda edelim. Böylelikle bugün de sana da. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Tamam. Abone olun. Mutlu oluyoruz biz abone olduğunuz zaman. Mesela 500 abonemiz olmuş. Çok mutlu olduk. Yani 1000 olursa işte para mara kazanırız. Böyle ortalığı falan daha çok düzeltiriz. Şu perdeyi koyduk. Bu perde. Bunu koyduk. Ama paramız olursa buraya fon yaparız baba. Yani fon yaparız buraya. 10 numara 5 yıldız olur. Sağlıcakla kalın. Kolay gelsin.